Evet arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir oyun oynayacağız. Bu oyun çok 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 güzel bir oyun. Ben bu oyunu oynadım, beğendim ve bu oyun bana çoğu oyunu unutturdu. Açıkçası ben oyun hakkında sizlere oyunun videosunu çekmeye başladığımda konuşacağım. Oyun roguelike bir oyun. Tepeden bakışlı bir oyun ama hikayesi ve oyunun efektleri, animasyonları, oynanışları çok farklı. İsterseniz hemen oyuna geçelim. Oyunu ben anlatmaya başlayayım. Oyun biz Hades'in oğluyuz arkadaşlar. Hades'in oğluyuz ve Hades'e baş kaldırıyoruz. Bu Hades'e baş kaldırmamız sırasında Hades'e diyoruz ki ben bu zindandan çıkmak istiyorum. Dış dünyayla tanışmak istiyorum. Hades de çıkabiliyorsan çık modunda oluyor. Bu oyunun güzel yanı şu. Öldüğünüzde en baştan başlıyorsunuz. Bu güzel bir yan değil biliyorum ama şöyle bir olay var. Oyunda genel olarak 3 tane skilliniz var. 3 tane skill Q skill olsun, sol tık skill ve sağ tık skill olsun. Space'de de dash atabiliyorsunuz. Her tanrıdan farklı skill'ler alabiliyorsunuz ve farklı item'lar alabiliyorsunuz. Yani oyuna her ölüp başladığınızda her skill'i farklı tanrıların özellikleriyle, farklı tanrıların silahlarıyla oynayabiliyorsunuz. Bu da size inanılmaz bir oyun deneyimi sunuyor. Ben normalde çok fazla böyle değişik oyunların videosunu çeken bir insan değilim. Ama oyundan inanılmaz zevk aldım arkadaşlar. Çok 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 zevk aldım. Beraber isterseniz biraz oynayalım bakalım. Sizin de zevk alacağınıza eminim gayet. Şöyle bir sesini açayım. Reminding us of the inevitable fate which we all share. Çok güzel bir girişi var, çok güzel bir oynanışı var. Belirli kapılar sunuyor size. Siz öldüğünüzde karakterler ne zaman öldüğünüzü, nerede öldüğünüzü, kime öldüğünüzü biliyor. Bir tanrıyı ölüyorsunuz, o tanrı tekrardan geliyor size. İşte seni ben zaten yenmedim mi modunda hani güzel böyle bir sohbetler falan da oluyor. Oyun şu an İngilizce, Türkçe yaması inşallah gelir. Güzel olur. Oyuna sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. İlk başta karakterleri ve NPC'leri tanıyacağız. Oyunun oynayışı o kadar eğlenceliydi ki, o kadar zevk aldım ki oyunun oynayışından. Hani hiçbir şey söyleyemiyorum, anladın mı? Oyun hakkında kötü bir yanı yok yani oyun benim için. Böyle bir başlangıç yapacağız. Elimize bir tane silah verecek önce. Mouse'un sol tıkıyla giriyoruz direkt zaten. Basılı tuttuk mu saat kabı, böyle skill'lerimiz var. Direkt zaten canavarı kestik. Oyun bize en başta kendini öğretiyor yani, öyle söyleyeyim. Basılı tuttuğumuzda bir şey olmuyor şu an. Q'ya bastığımızda değişik skill'ler var. İnanılmaz eğlenceli yani. Hikayesi falan da çok eğlenceli. NPC'lerle beraber sohbetin falan da çok güzel oluyor. Bunlar da bunlar büyücü herhalde. Bunları doşlamam lazım. Bunlar mor bir büyü atıyor. Canınız bu arada çok nadir bazı dungeonlarda da olabiliyor. Dolmadığında öldüğünüzde ölüyorsunuz. Ama tanrı olduğunuz için babanızın kan havuzunda tekrardan doğuyorsunuz. Yani burada çok bir şey yok. Sıkıntı yok. Oyundan sıkılma konusunda da cidden ben normalde böyle oyunlar oynamıyorum. Böyle dungeon tarzı oyunlar oynamıyorum. Bir de öldüğünde başlayan böyle roguelike tarzı oyunlar oynamıyorum ama oyun sana o kadar farklı bir deneyim sunuyor ki. Ben mesela ilk öldüm bu oyunda. Bir daha devam ettim en baştan. Dedim ne olacak? Bakalım burada ne oluyor, bir dakika. Mesajı kabul edelim. Dedim ki ne olacak, hani en baştan başladık falan filan. Bu sefer ok verdiler bana. Okla oynamaya başladım. O da çok eğlenceli oldu. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela burada Athena'nın özel skill'leri var. Bu benim mesela Divine Strike skill'im. Boş skill'ime Athena'nın bir damage'ini koyabiliyorum. Ya da Q skill'ime Athena'nın farklı bir şeyini, özelliğini koyabiliyorum. Divine de Space skill'ime, yani hızlı koşma ve ışınlanma skill'ime de tekrardan Athena'nın bir skill'ini koyabiliyorum. Ben normal Divine Strike'ı koyacağım. Bakın boşluk tuşuna basıp vurduğumda bu sefer Athena'nın efektleriyle vuracak. Burada bir tane anahtarımız var. Bu anahtarlar da çok önemli. Anahtarlarla farklı çeşitli silahlar alabiliyorsunuz. Düşünsenize arkadaşlar, şöyle anlatayım. 5 tane silah var, 6 tane silah var, 10 tane tanrı var, 4 tane 5 tane skill var ve bu skill'leri, bu tanrıları, bu silahları hepsini farklı kombinasyonlarda en baştan oynayabiliyorsunuz ki bu da ilk bir oyuna girdiğinizde, bir oyunu oynadığınızda bu size farklı bir deneyim sunuyor. Yani her zaman ilk oyunu oynamak ilk 10 dakikası çok eğlencelidir ya. Bu oyunu 10 saat, 20 saat oynayın. Bu oyunu her oynadığınız saniye sanki oyunu oynadığınızın ilk 10 dakikası gibi oluyor. Öyle bir eğlencesi var. Şu an mesela inanılmaz zevkli. Anahtarımızı aldık. Space ile dash atıyorum, böyle bir tane anahtar verdi bana. Şimdi belirli kapılar veriyor size farklı özelliklerde. Bu mesela farklı bir tanrının kapısı, bu farklı bir tanrının kapısı. Ben bu Hades'in kapısı olmalı muhtemelen. Bu kapıdan geçeceğim. Bir de anahtar kapıları var, skill kapıları var, mana kapıları var, can güçlendirme kapıları var. Farklı kapılardan geçebiliyorsunuz. Farklı bosslar var. Tanrılarla savaşıyorsunuz. Seni bir alayım da. Burada tuzaklar var. Bak tuzağa düştüm. 50 canım 25 kaldı. 5 can götürüyor tuzaklar. Bak adamın attığı büyüyü dodge'ladım ona kılıçta, kendim bir daha attım. Oynanış bu arada tuş spamı ile alakası yok. Tamamen combo sistemli bir oyun. Komboyu sizin nasıl yaptığınıza bağlı. Ben böyle yapıyorum komboyu. Biraz düz vuruşla ilerliyorum. Ondan sonra geri çekiliyorum falan, tekrardan dashliyorum. Tamamdır. Max life 25. Yani burada senin can sınırını 25 arttırıyor. Aynı zamanda da 25 can verdi bana. 75 oldu, 45. Güzel, böyle devam edelim. Bakın bu mor şeyler çok önemli. Karakterlerinizin gücünü arttırabiliyorsunuz. Ben ikinci silaha geçene kadar bugün bu oyunu oynamayı düşünüyorum açıkçası. İnanılmaz sardı yani.
Vaktim olsa her gün 5 saat 6 saat oynarım yani. Yalan söylemeyeyim. Arkadaşımızı vuralım. Bir de bu arada söylediğim gibi her öldüğünüzde NPC'ler, oyundaki NPC'ler sizin kaç kere öldüğünüzü size söylüyor. Ne yaptığınızı, nerede öldüğünüzü, kimlere neden öldüğünüzü de anlatıyorlar. İnanılmaz bir şey yapmışlar. Oyun için, oyun hikayesi için inanılmaz çalışılmış bence. İsterseniz az sonra öleyim. Öldükten sonra deneyelim hep beraber. Şöyle devam. Şunu vurayım bakayım. Aşağıda bir tane daha büyücü olması lazım değil mi? Aynen. Tamamdır. Buradaki power'ı aldık. Şimdi buradan tekrardan devam edelim. Burası ne kapısı bilmiyorum. Bu kapıya da girdik. İleride babamızla görüşeceğiz herhalde. Aynen. Buradan bana şimdi bir şeyler verecek. Oyunun başladığı yer burası. Asıl başladığı yer. İlk oyunu öğrendik. Öğrettiler bize. Şimdi belli gold'larla buradan bir şeyler alabiliyoruz. Bu gold'larla bir şey alamadığım için 47 gold'um var. Herhalde bir şey eksik kestim. Hiçbir şey alamayacağım. NPC ile konuşacağım o yüzden. Sharon diye bir NPC. Kendi kendine İngilizce bir şeyler söylüyor. Seni iyi görüyorum Sharon diyor. Sadece benle iş hakkında konuş mu? Bir şeyler söylüyor ama çok İngilizcem olmadığı için anlamıyorum açıkçası. Buradan kapıdan devam edeceğim ben. Şimdi asıl böyle evimize geldik. Kendi odamız, kendi evimiz de var bu arada oyunda. Onları da göstereceğim ben size. Şuraya bir geçersem. Kendi odanıza geldiğinizde kendi odanızdaki aynanın karşısındaki bir güçlendirme var. O güçlendirmede de çok eğlenceli şeyler var. Eğlenceli skill'ler var. Zevk alacağınıza eminim. Ya oyun sana sürekli farklı bir şey sunuyor yani. Etrafta bir şeyler falan patlıyor. Onlardan kaçmak lazım. Muhtemelen yakın süreçte öleceğiz. Tekrardan farklı bir silahla başlayacağız. Ama her seferinde aynı silahla başlamıyorsun yani. İstediğinde aynı silahla başlayabilirsin ama karakterin her seferinde üstüne bir şeyler kattığın için, skill koyduğun için karakterin güçleniyor ve bu güçlenme sonucunda bu bölümleri çok daha rahat geçiyorsun. Oo, bana 5 damage attı bu. Damage yememem lazımdı. Bu patlayacak şimdi. İnanılmaz bir damage yiyeceğim. Tamamdır, kurtardık. 8 damage vurdu bu da. Bak burası bitti. Bir canımız kaldı. Bir canla burayı atlattık. Diğer kapıdan geçelim. Devam edelim. Bakalım ne olacak. Yeni bir map'imiz var. Babamızın köpekleri var bu arada. Hades'in köpeklerini biliyorsunuzdur belki. Muhtemelen burada bir yerde öleceğim. Bir canım kaldı. Oradan anahtar alıp devam edebilirim. Ölmüyorum bak. Bir canım var. Halen ısrarla ölmüyorum. Hadi oğlum. Bir yerden can manka çalarsam, bir şey olursa kendi skinini adama attım. Tamam, bitti muhtemelen. Yok, bir tur daha dalgacı canavar çıkacak. Aa, bunlar çok zor abi. Turuncular inanılmaz zor. Hadi bakalım Mustafa, bir canla neler yapıyorsun? Oyunun oynaması bu arada gerçekten zor arkadaşlar. Ya biraz öğrenmeniz lazım. Ben bir saatte falan böyle elim ısındı. Eliniz ısındıktan sonra, ama öyle de biliyorsunuz yani. Orada bir kaçtı. W'ye bastım ama. Burada öldük. Tanrı olduğumuz için kan havuzunda doğacağız. Kan havuzunda doğduktan sonra zaten olayları göreceksiniz. Kırdın beni goddammit. Burası The House of Hades. İlk öldüğünüzde House of Hades'le başlıyorsunuz. Burası ilk ölümümüz. Hypnos'la konuşuyoruz. House of Hades'e hoş geldin diyor. Sen burada çok öleceksin diyor. Daha diyor çok vaktin var diyor. Babam da diyor gerizekalı çocuk diyor. Buradan diyor kimse çıkamadı diyor. Sen mi çıkacaksın? Canlı ya da ölü diyor. Nasıl çıksan diyor fark etmez falan filan diyor. Burası benim mekanım diyor. Baba diyor bana posta koyma diyor. Baba değil. Babacım değil. Evet, şimdi odamıza geçeceğiz. Diğer NPC'lerle konuşalım. Burası bizim odamız arkadaşlar. Odamıza geldik. Burası, burada bizim bir aynamız var. Bu aynadan güç alabiliyoruz. Bakın isterseniz burada Vitality can verebiliyoruz. Shadow Presence verebiliyoruz. Ben can vereceğim 10 puana. Buradan sonra puanları geliştirebiliyorsunuz. Bunlar sıfırlanmıyor hiçbir zaman. Oyun kaydoluyor. Burada yatağımız falan var. Şuradan bir ilerleyeyim babacım. Okey. Şimdi burada bizim alabileceğimiz silahlar var. Farkındaysanız biz bir anahtar toplamıştık. İstersen buradan sonra iki anahtar toplayıp burayı alabilirim, burayı alabilirim. Ama bir anahtar toplamışken oku da almak istiyorum. Bir oku alalım. Az önce kılıçla oynadık, şimdi de okla oynayalım arkadaşlar. Bakın bütün oyun deneyimi değişti şu an. Bir de kılıca farklı 3 şekilde skill koyabiliyorsun. Oka 3 şekilde, her skill'i farklı şekilde koyabiliyorsun. Şarap tanrısı var, farklı şeyler var. Bu kukla bana oku öğretecek şimdi. Basılı tuttuğum da bir tane skill at dedi. Sağ tık skill at dedi. Q ile dashle dedi. Üçlü beşli okumuz var burada gördüğünüz gibi. Flashing Power Shot diyor.
Şöyle bir power shot balkonu istedi. Başka ne istiyor benden? Tamam. Okey. Bununla anlaştık. Sen diyor öğrendin diyor babacığım. Artık diyor gidebilirsin diyor. Şimdi buradan çıkalım. Gidelim. Bakalım yeni moblarda oklarla nasıl oynayacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi ilk başta Zeus'un gücü karşımıza çıkıyor. Okun istediğimiz bir yönüne Zeus'un gücünü verebiliriz. Böyle bir durumda var. Az sonra Athena çıkacak, başka bir şey çıkacak. Okun boş vuruşuna Lightning Strike verebilirim. Elektrik Şok verebilirim. Basılı tutma skill bu herhalde. Thunder Dash'e de bence Thunder Dash alabilirim mesela. Ok'a bir skill vermesem de olur. İsterseniz Thunder Dash alalım. Bakın Space'e basıp Dash attığımda Thunder Dash atıyor. Thunder Dash biraz can yakıyor herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Aynen 10 damage vuruyormuş karakterlere. Bu da güzel bir şey. Şimdi okumuzu kullanmaya başlayalım. Okumuz bakalım nasıl bir şey. Hop verdim ayarı. Ok da güzel ya. Bayağı eğlenceli ok da. Şu an okta bu arada tekli sıkma yok. Oka tekli sıkma alsaydık çok seri seri sıkabiliyordum. Şu an tekli sıkmam yok okumda. Basılı tutunca böyle tak 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 taramalı gibi sıkıyor. Onların farklı skillleri falan da var. Bu neymiş? Herhalde okla ilgili bir kapı. Buranın sonunda bana güzel bir skill verecek. Bak eskiden sıkıyordu, burada sıkmıyor. Böyle biraz biraz basılı tutmak lazım. Basılı tutmanı istiyor senden. Basılı tutmazsan olmuyor. Bak bu Thunder Dash'ler içinden geçerken güzel demeye çalışıyor. Sadece Thunder Dash'le bile bunu kesebilirim. Yani istediğim gibi dalga geçebiliyorum burada oyunla. Üçlü beşli girdim. Dertemiz devam. Şu benim sağ tık taşım. Sağ tık taşını her zaman almanız lazım arkadaşlar. Şöyle sağ tık taşına bastığınızda güzel bir skill atıyor. 50 damage vuruyor. Güzeldir o da. Bir üçlü beşli yardırdım. İçinden Thunder Dash'le geçtim gitti. Oyun sana sürekli farklı bir şey sürüyor. Torun çekicini verir. Sana bir kalkan verir. Athena'nın kemeri veriyor. Onu veriyor. Şarapçı geliyor bir şeyler veriyor. Hiçbir şekilde bitmiyor yani hikaye. Ve bazı belli yerlerde bazı tanrılarla da kapışıyorsun. O da çok eğlenceli oluyor. Divine Arrow. Zagreus karakteri bizim karakterimizin adı. Artemis geldi. Artemis okçu bir tanrı. Deadly Strike diyor. Ölüm Strike diyor. True Shot diyor. Pressure Points. Bence buradan Deadly Strike alabiliriz. Bakalım boş skillimize nasıl etki edecek. Deadly Strike'la bir tur ilerleyip ondan sonra zaten videomuzun sonuna gelelim. Şöyle bakalım Deadly Strike nasıl bir şeymiş. Boş vuruş arkadaşlar. Boş vuruşunuz Deadly Strike oluyor. Aynen böyle. Zehirli bir ok atıyor. Güzel. Bakalım ne yapacak. Tuzaklardan geçmem lazım. Tamam. Tek atıyor muhtemelen ya bu kuru kafaların hepsine. Taramalı istiyorum, taramalı. Taramalı ok çok eğlenceli oluyor. Bir basıyorsun böyle makina gibi. Knight Online'da üçlü beşli okçu oynayanların en büyük hayali böyle. Bak şimdi bekle. Yakından üçlü beşli girdim. Oo güzel damage attı bana. Buradan sonra farklı bir skill daha gelecek. O skill'i çok merak ettiğim için aslında buradan devam etmek istiyorum. Biraz videoyu uzatabilirim. Güzel video çünkü. Okunu istediğim gibi uzatabiliyorum ya. Ne kadar uzaktan vursam o kadar damage vuruyor. Burada tuzaklar var. Tuzaklara yakalanmamak lazım. Evet. Anahtarımızı aldık. Hadi bakalım. Ne oluyor? Oo, burası da zor herhalde. Şöyle bir... Oo, yok ettim bu arada. Kritik vurdum gördünüz mü? Kritik vuruş da var. Üçlü beşli oynayalım sana. Sağ tık. Bir tane şöyle bir kritik vuruş. Tamamdır. CZ'deki gibi aynı. Basıyorsun çekiyorsun. Basıyorsun çekiyorsun. Bir hızı var. Üçlü beşli. Ah çok demek yedim. Kalkan bir skill vardı. Kalkan vardı. Kalkan skill değil böyle. Kalkan gibi bir item vardı. O item çok güzeldi abi. Bakalım yeni ne gelecek. Bu sana farklı kapılar sunabiliyor. İki kapı sunabiliyor bu arada. Anahtar kapısı oluyor. Farklı tarzda kapı oluyor. Hepsi değişiyor bunların. Oyun bağımsız oyun olarak çok güzel bir oyun bu arada. Ben Enis abiden gördüm. Enis Kirazoğlu'ndan. Hiç bu tarz bir oyun oynayacağımı düşünmemiştim ama Enis abinin kardeşi de bu oyunu Enis abiye çok önermiş. Enis abi de bu tarz oyunlar oynamıyor. Ben böyle girince inanılmaz şaşırdım yani. Ben bu zamana kadar hiç böyle oyun oynamadım. Minecraft Dungeons'ı bile oynamadım. Minecraft hastasıyım ben biraz. Hani severim Minecraft'ı. Çocukluğumdan beri oynuyorum ama Minecraft Dungeons'ı bile oynamadım mesela. Çünkü beni açmıyor yani. Ama bu açtı. Hikayesiyle açtı. Oyunda hikayeye önem vermişler. Sen ne yapıyorsun? Gel bakayım. 8 vurdu. Çok vurdu. Çok vurdu. Çok vurdu. Sana bir kritik. Kritik vurmam lazım benim bu arkadaşa. Yine 8 vurdu. Magic Dash'le bunu keseceğim abi. Yoksa kesemem. Tamam. Arada sıkıştık mı Zeus'a böyle yalvarıyoruz. Öldük.
Arkadaşlar böyle bir oyun. Bu en baştan başladı mı merak etmeyin. Karakterimiz şu an yeterince güçlendi. En baştan tekrardan farklı skill'ler alacağız. O bor aldığımız kapsülle karakteri güçlendireceğiz. Şu an bak size göstermek istediğim bir şey var. Kalktım burada. Kimlere öldüğümü, nelere öldüğümü ne NPC'ler biliyor. Benimle dalga geçiyorlar falan filan. Şöyle bir gideyim. Diyor ki sen diyor cadıların işte ölüm vuruşuna öldün falan filan diyor. Biraz daha hızlı olmalısın diyor falan pişman. Burada bu köpeklere ödül veriyoruz, seviyoruz bunları falan. Ondan sonra köpekler bizle herhalde ileriki bölümlerde devam ediyor. Babamız ne diyor? And here I thought I was utterly... That shade boy is my newly designated contractor. One who's... You're trying to guilt... Perhaps once... Babamız böyle çok çok konuşuyor. Oyunun Türkçe yaması gelince bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim. Odamızda vereceğimiz bir güç var mı bakalım. Bakın böyle güç ekranını açtık. Daha farklı skill'ler de var. Farklı özellikler de var oyunda. Arka planda böyle shop tarzı bir yer var. Shop tarzına giderek de bir şeyler yapabilirsiniz. Oyun ilk bakışı benim için güzeldi, eğlenceliydi. Bakın burada şöyle göstereyim size. Bunu bedava alabiliyoruz mesela. Bu harita tarzı bir şey. Tam olarak bilmiyorum açıkçası. Böyle bu taşlardan toplayıp bunlardan da alabiliyorsunuz. Çok ilginç ya. Para var bir de oyunda. Parayla da bir şeyler alabiliyorsunuz. Buraları geçelim. Yani oyunun ilk bakışı açıkçası böyle arkadaşlar. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Ben inanılmaz beğendim. Şu an bu video bitsin. Eski save'imden devam edeceğim oynamaya. Yani gerçekten devam edeceğim, oynayacağım. Oynamamam gibi bir durum yok yani. Biraz bayağı bir bağımlılık yaptım. 1 saat 2 saat oynadım. Kendinize iyi bakın. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like'larsanız, yorum atarsanız, yorumlarda da oyun hakkında fikirlerinizi belirtirseniz çok 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 mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.